Öğrenmeye çalışıyorum ondan. Ben buranın öğrencisiyim, file örüyorum. 85 yaşındayım. Bir sene örtüm. Bundan önce örmediydim. Şeyin teşvikiyle, hocanın teşvikiyle, Lüke hocanın teşvikiyle başladım. İyi gidiyor, yapıyorum yani, yapmıyor değilim. Şimdi bir bayan bunu 2 saat örerse ben 1 hafta örüyorum. 1 hafta ördüm. Bunu da şimdi başlıyorum. Devam ediyorum. Başka bir şey yok. Ben ilk poşetimi mandalin doldurdum, Atevin'e götürdüm. Oradan dediler ki bu ne ya, poşetimiz var. Bizim bundan sonra poşetimiz var. Dedi. Bu poşete dolduruyoruz. Şimdi diyoruz. Başka bir şey yok. İyi bir şey yani. Yapmak, bunu yapmak güzel bir şey. Bana zevk veriyor. Yani. Ben zevkle yapıyorum. Onun için iyi bir şey. Öğreneceğim yani. Ben bunu daha ilk yapıyorum ondan. Evet. Kendi yaptığım fileyle gideceğim. Pazara giderken kendi yaptığım fileyle gideceğim. Geçen aydan beri ay başında başladık. Aralık sonu teslim edelim diye rica ettim öğrencilerime, bir ışık yaktım. Fileler geri dönüşü muhteşem oldu. Hepsinin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Ben 2 sene önce bu filelerin revanşta olacağını, eskiye dönüşün olacağını çevre koruma bilinciyle 2 sene önce başlattım. Önce ayakkabı torbası şeklinde tasarladık. Biraz fileyi andırıyor. Aynı işi görsün diye, poşetten kurtulalım diye o şekilde başladık. Kesinleşince bu sene yılbaşından itibaren olay kesinleşecek diye çabuklaştırdık olayı ve yılbaşına yetiştirdik filelerimizi. Şu anda ilk etapta herkes kendine diye başladı ama çevreden de çok talep geldiği için, poşetler ücretli olacağı için, Gazi Emir çevre bilinci yüksek olduğu için herkes arkadaşlarına, eşine, dostuna örmeye başladı. Bu el alışkanlığı devam edecek. Daha çabuk örmeye, seri örmeye başlayacaklar. Daha sağlam ipler, daha ucuz ipler bulmaya başlayacaklar zaman içinde. Ancak satışa geçilecek. İlk defa da kooperatifimizde böyle bir kampanya başlattık. Gene fileler örülerek, bağış yapılarak onların dönüşünü sağlıyoruz. Çok büyüyecek bu iş. 10 gündür, 15 gündür Ülke hocamızın sayesinde bu poşet bitecek, kalkacak dendiği için Ülke hocamız bize eskiyi iade etti. O yüzden filelerimizi örmeye başladık. Başta ona teşekkür edeceğimiz gerekiyor. Biz de başarılı olmaya çalışıyoruz. File değerine dönüyoruz. Satabiliriz inşallah. Hadi. Çantayı da
şöyle bir çant oluyor. Buradan da sap olacak. Bol bol ürün. Biz alırız belediye olarak. Anlaşıp bedava. Evet, taraflar istiyoruz. Evet. İnşallah beğenmişsiniz. Şimdi bir öncülük yapıyoruz burada. Biliyorsunuz yılbaşından sonra zaten poşetler yasaklanacak. Çok doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Çünkü çevre kirliliğine sebep oluyor. Onun için biz de bayanlarımızla, kadınlarımızla görüştük. Onları bu şekilde fil örmeye yönlendirdik. Onlar da gördüğünüz gibi ağır ağır fil örüyorlar. İnşallah onları alacağız. Vatandaşlarımıza alışkanlık yapsın diye, bundan sonra kullansın diye. Çünkü bunlar bir atımlık değil, devamlı kullanılacak şeyler. Pazara bunlarla çıksın diye. Öncelikle bedava da açacağız. Daha sonra da herhalde 3-5 lira neyse bayanlarımız karşılığı, el emeklerinin karşılığı neyse aynı zamanda pazar yerlerinde bayanlarımız satacak. Biz onlara öncülük yapacağız. Üretici Kadın Kooperatifi'ni hayata geçirdik. Yeni bir yönetim kurulu seçtik. Biliyorsunuz kadınlarımız çok becerikli. Müthiş güzel şeyler üretiyorlar. Ama ürettiklerini satmadıktan sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Bıkıyorlar zamanla tabii doğal olarak. Biz kooperatifleştik. Bundan sonra mallarını da çok kolay satacaklar. Belediye olarak da öncülük yapacağız. Hatta yurt dışına bile göndermeyi düşünüyoruz.